Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi arkadaşlar, konum şu. İnsan, biraz da bu, biraz önce konuştuğumuz mevzuyla alakalı. İnsan niye sıkılıyor? Sorusuna. İnsan nerede ne aradı da bulamadı. Onun derdini çekiyor. Ve insan kendisine anlam yükleyemediği için, kendisini tanımadığı için bütün soruları, mevzu sorudan çıkıyor. Mesela şöyle bir misalle başlayayım. Düşün ki sen çekirdeğin içerisinde bir yaprağın hücresinin bir atomusun. Bir daha. Bir çekirdeğin içerisinde, çekirdek komple ağaç var mı? Var. O çekirdeğin içerisinde yaprağı meydana getiren bir yazılımın atomusun. Sen o çekirdeğin içerisinde, yaprağın içinde olan bir atom çıkıp da dışarıdaki ağacı ihata edebilir mi? Edemez. Başka? Ahiret ise o çekirdeğin dişe vuruşu olan azametli çınar ağacına benzer. İnsan bu dünyada ekiyor, ekiliyor, çekirdeğe benzer. Ahiret ağaçtır. Ahireti ihata edemememizin sebebi azametli oluşundandır. Mesela azameti nasıl? Çekirdeği hayal et, çınar ağacının çekirdeğini. Çınar ağacının çekirdeğini hayal et. Bir de çınar ağacını düşün. Faaliyet oldu, zihniniz dağıldı, bir daha söylüyorum. Bir çınar ağacını düşünün, azametli. Mustafa nerede? Elfşek'teki bir çınar ağacını düşün. 10 küsür kişi sarılıyor. Şimdi bir ağacı hayal et. O zahmet. Onu meydana getiren, sebep olan bir çekirdeğini düşün. O çekirdeğin içerisinde, çekirdek de değilsin artık. Çekirdeğin içerisinde o ağacın herhangi bir yaprağını, sağdaki alt ya dalın falan yaprağının hücresi bulunuyorsun o çekirdekte. O mesabedeyken, oradayken sana ağacı tanımlıyorlar. Bu ağaçtan şöyle, yani bu çekirdekteki yazılımda şöyle ağaç çıkacak. Böyle dalı, bu da azameti, ihatası, güneş. Ne kadar... İade edemezsin. Bir şey... Hem Mustafa, taklit edersin ya. Biz bu dünyada hayatımız Allah'tan, yani Nur-u Muhammedi'den başladık. Tamam? Nur-u Muhammedi'den başladık. Ezelden ebede muayyen bir şey yok. Cennette de durma yok. Ezelden ebede ihata eden bir gözükmeyen ağacın dünya sahnesinde 15-20 senelik sonsuzluğun içerisindeki hiçbir değeri yok. Sahne aldık. Yani şu, bir film çekiyoruz kardeşim. Diyelim ki Çanakkale Savaşı veya Kore Savaşı'nı çekiyoruz. Öyle bir sahne gerekiyor ki o sahneyi Kore'de çekilmesi lazım. O aktörler ne yapar? Kalkar gider Kore veya Çanakkale. O filmin 10 dakika sahnesini almak için komple oraya giderler. 10 dakika için. Öyle mi abi? Çanakkale filmi ise o sahne için oraya gidecek komple. Arkadaşlar, ezelden ebede ihata eden bir filmin herkes ama başrolde. Hepimiz aynı filmdeyiz ama işin garip tarafı
Ben başroldeyim. O filmin içinde sen de başroldesin. Ama sen başroldeyken senin bir anlayışın var. Hepsi benim detaylarım. Hepsinin başrolde sensin. Aynı anda ben de oradayım, oynuyorum ama ben de öyle hissediyorum. Yani başrolde benim. Böyle bir film var. Film, film içerisinde. Film, film içerisindeyiz. Başroldeyiz. Dünyadan için bulunuyoruz. Ezelden, Mustafa'yı dinle. Ezelden ebede ihata etmiş bir filmin dünya denilen 10 dakikalık bir sahnesi için bu dünyada bulunuyoruz. 10 dakika. Allah Resulü'nün tabiriyle bir saat diyor. Yani seyahat eden, dinlenmek için ağacın altına dinlenen bir saat istirahat eden haldeyiz. Bir saat. Bu aslında Hakkari namaz şimdi daha çok oturdu. Bir tane. Bir tane. Bir yerindesin. Bir tane. Allah. Namaz bir tane. Resulullah Efendimiz'in arkasındasın. Evet. Sondasın, baştasın. O kadar. Allah Resulü imam. Mekke. Mihrab. Medine minber. Peki asıl imamları Munadi her asırda. Allahu Ekber. O imam. Allahu Ekber. İkinci saf. Üçüncü saf. Allahu Ekber. 14. saf. Bediüzzaman. İmam bir. İmamı. İmam bir tanedir. Bir tane namaz var zaten. Çünkü arada boşluk yok ki namaz, ikinci bir namaz olsun. Şu anda ezan okunan yer var mı? Sani. Bitmeden başka yer okunuyor mu? Dünyanın her yerinde böyledir. İki tane namaz olabilmesi için ara boşluğu olması lazım dünyada. Dünyada tek bir namaz var. Tek bir tane namaz var. Salat-ı uzma bu. Yani tektir tek. Şimdi niye sıkılıyor? Dünya neresi? Bütün sorularımızın cevabı şu. İnsan kendisini tanımıyor. Niye namaz kılmıyor? Niye haram yiyor? Niye ölümden korkuyor? Niçin uzun ömür istiyor? Niçin? Ne sorarsanız sorun. El cevap insan kendisini tanımıyor. Şimdi onlarla bir yer okuyacağım. Ahiret, o zahmetli o çınar ağacı, eşmişek gibi veya Bolu'daki, Bursa'daki o çınar ağacı gibi, biz onu meydana getiren çekirdeğin içerisinde sağ taraftaki dalın ortasındaki bilmem neyin yaprağının atomu gibiyiz dünyada. Ağaç bize tanımlanıyor Kur'an ifadesiyle. Ağaç böyledir. Onun için ihata edemiyoruz. Ahirete intikal edemememin sebebi ihata edemeyişimizden geliyor. İhata yapamıyoruz. İhata. Şimdi insan sair hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misullü dünya ile de alakadardır. İnsan kendi hanesiyle alakadar olduğu gibi dünya ile de alakadar. Birisinin burnu kanasa seni rahatsız ediyor. Akrabi ile münasebetdar olduğu gibi nevi beşer ile de ciddi ve fıtri münasebetdardır. Bak, eviyle alakadar olduğu gibi dünyada büyük bir ev gibi. Akrabası ile alakadar olduğu gibi bütün insanlarla da alakadar. Yani bütün insanları da akrabası gibi olur. Dünyada bak nasıl gidiyor? Bir daha okuyayım. Hanesiyle alakadar değil mi? Mutfaktan orada duvar yıkılsa, çatlasa, kapı ses yapsa, diyelim çocuğum, yağlarsın, bilmem ne yaparsın, niye? Senin hanendir. Haneyle alakadar olduğu gibi genişlik de haneyi, dünya da büyük hanesi. İki, akrabasıyla alakadar, bütün insanlar da alakadar. Akraba yapmış insanlık, Adem Aleyhisselam münasebetiyle. İki etti. Üç, dünyada muvakkat bekasını aradığı gibi bir dar-ı ebedi de bekasını aşk derecesini arzuluyor. Yani dünyada yaşamayı arzuluyor, iyi yaşamak, beka istiyor, ölmek istemiyor. Genişlet şimdi, ahirette de beka istiyor. Bak genişlettik, evi, dünya,
akrabası bütün insanlık. Dünyada bekasını istediği gibi ahirette de bekasını istiyor. Ve ahiret ciddi bir ihtiyaç. İnsanın ahiret ihtiyaç mıdır? Ciddi bir ihtiyaçtır ahiret. Ahiret inancı insanı bu dünyada sıkıntılarını, dertlerini üzerine alan bir sistemdir. Sistem, topraklama gibi yani elektriği. Mesela ahiret inancı dünyada yapamam, haramdır, günahtır ya, ayıptır ya. Bunları söylettiren imanı bil ahirettir. Ahiret inancıdır. Haram yememen, zulüm yapmaman, kanser, ölüm geldi, ihtiyarlık geldi. Bunları ne ile telafi edeceksin? Şimdi şu anda oturuyoruz salonda. Rahatız arkadaşlar. Bir ağrı geldi. Bir ağrı geldi ki acilde soluğu aldım. Hemen röntgen bilmem ne maalesef dediler. Kemiğine de sıçramış. O anda nereye tutunursun? Evet kanser oldum. Kemiğe kadar gitti ama Mercedes var ya kapının önünde. Hem dedin şimdi biraz dolaşırım o sıkıntım gider. Kasam, masam, kasa, para, masa, makam, kariyer var mı teselli verir mi? O anda böyle birkaç saniye mühlet vereyim size. Raporu verdiler. Kemiğe sıçradı demek böyle dalin amin. Nereye tutunursun o anda? Neyle teselli? Ne hatırına geliyor? Ben şuraya tutunurum bu mevzuya sıkıntıdan çıkmak için. Şunla ümitlenirim. Davam dersin abi. Allah. Ben size birkaç saniye mühlet veriyorum. Tutunacağın şeyi düşün. Söylemenize gerek yok. O zaman onun kıymetini bil, çapını genişlettir. Ona sahipler. Masajası abi daha çok ızdırap verir. Ondan ayrılır daha beter. Evet. Olmayan daha kolay ayrılır. Ya, dünyayı anlamlandıran ve anlam verdikçe, farkındalığını arttıkça olayın dışına çıkıyorsun. Biraz önce hocalarıma dediğim gibi odada. Kulezu bir Rabbinaz. Madem bir şey hatırına gelmişse, Kulezu bir Rabbinaz de, hayatından bazı şeyleri çıkart. Melikinnaz, hayatına bir şeyler ekle. İlahinnaz, ikisinin arkasına geç. Bunlarla basamaktı. Hayatından çıkartarak, ekleyerek. Olayın arkasına geçip kendini inşa et. Ahiret bile gaye değil. Bana seni gereksini detmiş. İsteğine ver onu demiş. Değil mi cenneti? Öyle bir gaye yok. İnsan öyle bir ülvi bir hakikat ki ihatası yok yani. Cennete bile razı değil nizam. Böyle bir yapıya sahip. Ve bunun üzerine oturuyoruz. Gel de basit böyle bir tarla için, bir araba için. Yani bir evde, aynı evde oturacaksın. Ha kirasın, ha onun faizini ödüyorsun. İkisi de ödüyorsun yani. Onun için gel ahiretini berbat et. Ne demiyor ki? Demek ki insan eviyle alakadar olduğu gibi, dünyasıyla da alakadar, dünyayla, akrabasıyla alakadar olduğu gibi, Adem Aleyhisselam insan eviyle de bizi akraba yapmış, alakadarız. Dünyada beka istiyoruz, iyi yaşamak istiyoruz. Ahirette de beka istiyoruz. Arkadaşlar, müjdenin ta kendisi şu. Müslüman ölmeyecek. İnan. Kafirler ölecek. Müslüman teris oluyor. Müslüman pasaport dairesi gibi görür. İtlak-ı ruhtur. Yani şu kağıdı yaksam, şu kağıdı yaksam, hapis gibi olan nur yok burada, ışık. Yaksam ışık çıkmaz mı? Çıkar. Peki şu anda hapis değil mi? Hapis. Üzerine kağıdın üzerine yazdık. Ya çizdik. Kadın var, araba var, makam var, kariyer var. Yaksak artık bu resimler olur mu? Olmaz. Ama peki bu nur nerede? Burada. Yaktık. Öldü mü nur? Tam tersine hapisten çıktı. Kağıt, dünya, beden hayatıdır. Hayatımız bir sayfa diyorsun artık. Buradan çıkan nur ruhtur. Çıkan duman nefistir. Artık dünya beden kimse kalmaz. Öyle bir şey yok ya. Sayfanın üzerine yazmak var ya çizmek gibi resim. Yaktığın zaman hiçbirisi yoktur.
hepsi aslına döndü. Kağıdı yaktın mı kardeşim? Çıktı mı duman? Nerede duman? Nerede nur? Kağıt da yok. Her şey aslına döndü. O kağıdın içerisinde nur yok mu ışık? O 150 milyon kilometre uzaktaki güneşin buradaki temsilcisi. Onu ahiret kabul et. Bu beden hayattır. Bunun içerisindeki güneş burada. Kağıt budur. Buradaki nur ahirettir. Buradaki duman cehennemdir. Ateş cehennemdir. Bu kağıt donmuş güneştir. Güneş yani güneşin enerjisiyle yapılmış. Yaktığın zaman güneşe dönüyor. O yeşil odun donmuş güneştir. Güneşin orada sanki büyük elçiliği gibidir. Ahiret nerede? Bunun içerisinde güneş neredeyse ahirette benim oramda. Hayata eğer farkındalığın arttıkça olayın arkasına geçiyorsun. Kabirmiş, dünyaymış, orası burası. Hatta öyle bir inkişaf olmuş ki ahir cenneti de istemiyor adam. Bu da insan ya. Bunu da ana doğurmuş. Hasan'a bir şey sorabilir miyim? Sonra. Sonra mı sorabilir miyim? Sor. Tamam. Şimdi orada abi hani insanda mahiyetinde hem ateş var malum, nur ve duman var. Duman şerri, öbürü ruhani. Peki oradaki tövbe olayı abi, mesela günahkar insanın tövbenin oradaki fonksiyonu nasıl bir ayrışma yapıyor? Tövbe oradaki o DNA'yı nasıl ayrıştırıyor abi? Şimdi ıslak odun yaktın abi, duman çok çıkmaz mı? Nur da çıkar ama evet. Duman var. Güneşe tutsan odun kurur değil mi? Duman az olur, nuru çok olur. Güneşte maksat diyor, 4 tane misal yapılır Risale'de. Güneşe bazen Allah yerine koyar, Şemsezeli. Bazen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bazen imana, bazen hayata. Odunda maksat sensin. Çık dışarıya güneşe tut, ilim. İmanın artır, ıslaklığın gider, dumanın az olur, nurun çok olur. Navigasyonla misal vereyim. Ya insanoğlunun yaptığı, haşa, uydu Allah'a misal. Telefon, navigasyon, bedene misal. Batarya, hayata misal. Yazılım, ruha misal. Yazıyorum, Adana Missis. Çok oldukları için Adana. Missis yazdım. Yanlış girdim. Bana bak, yanlış girme diyor mu? Yok, yeniden hesaplanıyor diyor. Gene yanlış girdim, yeniden hesaplanıyor. Hiç kapat lan, madem beni dinlemiyorsun, niye beni açtım diyor mu? Bu telefon bile hatamı affediyor da. Bu insanın yaptığı, insanı yapan hatayı, kusuru affetmez mi? Şeytan senden ümidini kesmemiş de, Allah mı senden ümidini kesecek? Şeytan ümit kesmemiş, Allah da kesmemiş. Tövbe aslında dönüş sürecidir. Tövbe farkındalıktır. Farkındalığın kıymeti kadar o kadar tövbe edersin. Ya farkındalık, burada fark etmek gerekiyor. Yani biz ölüm korkusu, dünyadaki hadiselerin ezikliğinin sebebi bu bedene ben demekten kaynaklanıyor. Buna ben demişiz. Yani dememişiz de anlam böyle yüklemişiz. Esas yapmışız, putlaştırmışız. Neden bu kantar kilomuz ne oldu? Bilmem şey yükseldi mi? Sabah akşam kantar. Önüne bedeni putlaştırmanın alametidir. Peki niye böyle diyorsun? Önüne koysana ruhu. 29. sözde diyor ki, ruhu inceleştikçe, değil mi? Ruhu, beden arkaya doğru gider. Bedeni esas yaptıkça ruh gizlenir. Bu tür şeyler ruhu arkada bırakmanın alametidir, görüntüsüdür. Yani ruhum âli olması, ruhunu inkişaf ve inkisat ettirmek varken bedenle duruyor. Kan grubuna göre bilmem ne. La kardeşim, kan grubuna göre diyetler yapıyorsun da, yani fıtratına göre niye dini eğitim almıyorsun? Bir kardeşin hocanın dizine otur da, nereye gitti hoca? Elementörü oku bakalım. Bir oku, birisi dinlesin senin bakalım da, yani oluyor mu namazın? Ben cemaate diyorum ki, izacayı okumayın namazda.
Ne okumayın? Çıkmıyor ki hoca. Çıkmıyor. İza cane surullahi vel fet. Ne oldu? Ne he çıktı, ne he çıktı, ne bir şey çıktı. Sonundakiler çıkmıyor. Vel fet. Çıkmıyor ki. Yani misal. Niçin söylüyorum? Ya bedenin kilosunu, bugün kilom kaçtır, bugün tansiyon kaçtır diyeceğim. Bak bakalım fet, he çıkıyor. Yani esas hatı kaybeden teferruatta meşgul olur. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. İfrat ve tefrit. Var ya, ifrat ve tefrit. Nedir o? Muvazenesiz ve muhakimesiz. Kantarı ve metreyi kaybettin mi aldanır aldatırsın. Şimdi bak insan. İnsanı koyuyorsun. İnsan bu mu ya? Beden mi ya? Bedene esas almış. Bütün gaye, semavi kitapların gayesi bedene ben demeyin diyor ya. Bunu bu kullanıyoruz ya. Bu evi kullanıyoruz. Evde oturuyoruz şu anda. Evde oturuyoruz. Eve benziyor muyuz? Duyguların, hissiyatların, latifelerin, meyillerin. Hiç binaya benziyor mu? Bu binaya benziyor mu senin? Benzemiyor. Ha, binadan maksat bedendir. Murat, bu yani senin adın nedir delikanlı? Reşat. Reşat. Yeni değil mi? Bu bina bedendir. İçinde oturan adam ruhtur. Yani beden ruh ilişkisini için söyledi. Eve gidip de bina bedenmiş demeyin. Yani evle oturan arasındaki fark beden ile ruh arasındaki fark gibidir. Burada çekip gidersin kardeşim. Öyle mi de Hulusi abi şöyle misal vermiş. Allah rahmet etsin. Hulusi abi demiş ki bir ağaç düşünün diyor. Yuva yapmıştı diyor, kuş oturuyor. Adam bir tanesi de siyah beyaz adam. Hızarı almış, eski hızarlar var ya böyle. Har 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 ağacı kesiyor, kuş da bakıyor. Ağaç kesilse, düşse kuş ne olur? Uçar. Orada o da düşer mi? Uçar. O ağaç bedendir der. Kuş ruhtur. Siyah beyaz adam gece gündüzdür. Har da zamandır. Gider. Ruh gitti. Onun için Müslüman ölmez. Zaten ölmüş. Dünyada nasıl ölmüş? Bedensel hayatı yaşamıyor. Nasıl yaşamıyor? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, içki yapamazsın, zina yapamazsın. Yapmıyorsun. Beden bunları istiyor. Bedenin istediklerini yapmamak nispetinde beden ölüyor. Bu öldü zaten. Ölen ölmez ki zaten. Kim ölecek? Ölmeyen ölecek. Müslüman teris olacak. Tahvili vücuttur. Çekirdekten ağaç olmaktır. Itlak ruhtur. Yaktığın kağıttan çıkan nur gibidir. Mevt. Hayat ile hayat kazanarak fani dünyaya geliyoruz. Mevt ile bekaya geçiyoruz. Hangisi kaliteli? Hayatla faniye geliyoruz Mustafa Hoca. Faniye. Peki mevt ile nereye geçiyorsun? Ebede geçiyorsun. Ölüm daha kıymetli. Ölüm daha kıymetli. Çünkü bekaya geçmen için mevt olman lazım. Bak. Devam ediyorum. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedede de bekasını, aşk derecesini arzuluyor. Şimdi burada beka istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Bu nereden geliyor biliyor musun? Yani kırpıntısı şu. Aşkı bekadan geliyor. Ebed istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz ama yönünü çevirmiş, dünyaya tutulmuş bu duygu. Mesela bir duygu var, duygu, diyelim ki açlık duygusu, bağırıp çağırıyor, tutturamazsınız amin. Çıldırıyorsun, aç. Yemek yedikten sonra da kalıyor mu? Gidiyor. Şimdi bizde bir aşkı beka var, aşk, ebed, sonsuzluk. Şimdi itikadımız da zayıf. Pek de anlam da yükleyememişiz hayatımıza. O bizde var ruhumuzda. Ebedi yaşamak. Ahireti de pek şey yapamayınca bu o duyguyu yani açlık nasıl ki yemeğe saldırıyor. O duygu da dünyaya saldırıyor. Dünyayı beka gibi yapmış. Elinden alınması nispetini bağırıyor. Sıkıntılar ne biliyor musunuz? Sahiplenmekten geliyor.
dünyaya, çocuğuna, evladına, bedene sahiplenmişsin. Hafif hafif çıkmaya başladığı zaman, son kullanma tarihine doğru gitmeye başlayınca feveran ediyoruz. Oysa senin değildi ki. Sahiplilikten kaynaklanıyor. Sahiplenme. Senin benim değil. O aşk-ı beka yönünü ve yüzünü değiştirmiş, dünyaya gelmiş. Dünyaya beka gibi bakıyor. En ufak bir hastalık duman oluyor. Yani aşk-ı beka, ha, o ruhtaki özelliği aşk-ı dünya olmuş. Dünyaya beka vermiş. E dünyada böyle bir şey yok. O zaman kim, neyi, nerede arıyor? Ben aşk-ı bekayı dünyada mı arıyorum? Yok ki burada. O arzularımı bu derslerle erteleyeceğim, öteleyeceğim. Burada değil o. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh insaniyet mideleri içinde tedarik etmeye fıtrate mecburdur ve çabalıyor. Bakın, acıktın. Ne yapıyorsun? Akşama kadar inşaatta çalıştırıyorsun. O duyguyu susturmak için. Mide bir ihtiyaç değil mi? Göz de manzara seyretmek istiyor. Kulak da bir mide. Ses duymak istiyor değil mi Mustafa? Evet. Kalp de bir mide. Sevmek istiyor. Akıl da bir mide. Gıdasını düşünmek istiyor. Ruh da bir mide. Latifeleri tatmin olmak istiyor. Bütün feveran bu. Yani mide dört tane. Akıl bir mide arkadaşlar. Gıda ister. Kalp bir mide. Vicdan bir mide. Ruh bir mide. Onlar da gıda istiyor. Bu dersler belki yeni gelenler şöyle olabilir. Şimdi Karadeniz'e de gitmiştim birkaç ay önce bizim Rize'de. Böyle ders yaptık. Ahiret ihtiyaç mıdır böyle? Ders bitti. 45 dakika bir şey sürdü. Bitti, çay geldi. Duydum ama. Tamam da sohbet ne zaman olacak? Vaaz ne zaman edecek hoca? Vaaz ne biliyor musun? Evet dedim. Vaaz şu arkadaşlar. Namazın farzları 12'dir. 6 tanesi dışında, 6 tanesi içinde. Başladım 5-10 dakika. Guslu anlattım. 32 farzı anlattım. Hey Allah razı olsun dedi. Guslu. Çoğusu bilmiyordu diyor. Şimdi bu mide, bakıyor bu mide zannediyor. Bu bir mide, akıl bir mide, vicdan bir mide, akıl fikir, vicdan his, kalp, iman, ruh, latife bunları istiyor. Doyurmasan insanlık perişan, sağa sola saldırıyor. Bu akla mideye gıdayı vermedin ne yapıyor biliyor musun? Unutmak için, devre dışı yapmak için, aklını şerinden, aklını kurtarmak için, aklı iptal etmek adına bonzayı, esrar, eroin bunlar için içiyor. Keyif için içmiyor. O gerizekalı değil o. Aptal insan değil o. Aklını şerinden, aklını kurtaramadığı için mecburdur yapmaya. Öyle aptal çocuklar değil onlar. Keyiften değil yani abi. Hiç kimse iğneyi vurup da mezarlıkta, sokağında yatar mı? Sen çek yattan kalkıp bu soğukta kalkıp orada yatar mısın? Bunlar deli değil ki. Deli değiller bunlar. Çaresiz. El atamamışız. Biraz da suç bize de. Yani derslere gitsek, kitap okusak her hafta birisini en az getirebilirdik. Senelerden beri okuyoruz. Dershaneye gidiyoruz ama birisini getirmiyoruz ve anlatmıyoruz. Tamam ne yapalım diyoruz. Ya mutlaka çıkar kardeşim. Malını sattığın gibi davanı da satman lazım biraz. Dershanelere ülfet edilmemesi gerekiyor. Bunlar sanki elektrik sigortası gibidir. Hayatımızın sigortası. Tutunursan tutar seni. Bunlar, buralar karargâhtır. Bir kişinin dahi imanın kurtulmasına vesile ol. Onlar gidince, ne yapalım? Ne yapalım yok ki, soracak da Cenab-ı Hak. Ne yaptı? Ya senelerden beri geldik, hiç anlattık ama olmadı, tamam başka bir şey. Ama senelerden beri geliyorsun ama bir tane mi dükkanında, akrabanda denk gelmedin ya? Yani mümkün değil ya.
yani duyarlı olmak lazım. Ateşten, ya ben bir küçük şeyle, bununla ne olacak ki? Karınca demiş ki, en azından safımı belli ederim demiş. Anlıyor musunuz? Çok ilginçtir ha. Risale'den bulduğum bir şey var eski eserlerde. Alime niye anlatmadın sorulmadıkça, cahile niye yaptın sorulmayacak. Ya. Alime niye anlatmadın? Alim kim? Haberdar olan. Herkes haberdar olduğun şeyin alimidir. Sorulacak o. Ya. Demek ki aciz arkadaşlar. Akıl, ilme, vicdan, hisse, kalp, imana. İhtiyacı var. Ta ki hadiselerden sıyrılsın. Dertler niye çoğaldı? Dertler eskide de vardı. Ama dertlerin arkasına geçmişti. Çünkü Allah'a teslim, tevekkül, itimat vardı. Şimdi itimat da yok Allah'a. İtimat sarsılmış diyor. Sarsılmış. Allah'a itimat ha. Yani niye böyle oluyor? Allah Allah ya. Olmaması lazım. Senin arzu ve isteklerini Allah kainata mühendis mi yarattı? Bu olmaz. Bu da fazla oldu. Teslim yok, tevekkül yok. Teslim ve tevekkül. Yani kanaat azlığı. Mesela bir sürü hastalıkların sebebi ne biliyor musunuz? Yani öyle sağa sola saldırmamızın sebebin ana teması israf. Kanaat etmediğimiz için yetmiyor, bir de israf ediyoruz. Gelir gidere denk olmadığı için ne kendimize zaman ayırabiliyoruz ne çoluk çocuğumuza. Öyle patates gibi büyüyoruz. Beşinci şua var biliyorsunuz. Evet abi. Kaç tane hadis var biliyor musun orada izahı ediliyor? Hatırladın mı? Yok abi. 23 tane. İlk hadis ne biliyor musunuz? Deccal'ın ve Süfyan'ın alametiymiş. Beşinci şua. Şu olursa, şu olursa, şu olursa, şu olursa izahlar. İlk hadis nedir biliyor musun? Eli delik dedi. İsraf. İsraf öyle mal mülk değil ha. Hayatı israf ediyoruz. Aklı israf ediyoruz. Ruhu israf ediyoruz. Sanki gavurun malıymış gibi zamanı israf ediyoruz. Zaman geçiriyorum diyor. Hele iftara yakın. Zaman öldürüyorum. İftara yakın. Hele iftara yakın ha. En makbul dua saati. Diyoruz ya zaman öldürüyoruz. Vay be. Yemek yemek için zaman öldürüyorsun. Zaman nerede bulacaksın? Peki derse davet ediyoruz. Zamanım yok diyor. Zamanı verene zamanım yok diyor. Acayip bir şey ya insan. Bir devam edeyim. İnsanın demek ki akıl bir mide, kalp, ruh, insaniyet mideleri. Tedarik etmeye, gıda tedarik etmeye fıtrate mecburdur, çabalıyor. Öyle arzuları ve matlapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Ne versen ver. Kuyu dolmuyor. Mesela ne istiyorsun? Jip. Al sana jip. Doydu mu? Tamam daha istemiyorum dedi mi? Yok. Ötesini istiyor. Ötesini istiyor. Başka şu. Ver onu da. Yok. Ben 40 tane dünyada meşhur var ya. Honda. Hyundai değil. Honda Japon. Fiat. İtalyan. Şarşel mi ne? Gömlek sahibi. Ondan sonra bu Alman gemilerin motoru var ya böyle ev gibi. Onları sahibi sahibi. 40 tane meşhurun akıbetini anlatan bir kitap okudum. Nasıl öldüler? 40'ı da intihar etmiş de. 40'ı da intihar etmiş. Honda sahibi diyor ki helikopteri varmış özel. Fabrikasına dolaşıyor üstünde. Yanında işte bir sürü felsefe vesaire. Alan vehim ve vesveseden çıkamamış. Diyor ki şu böyle genişlettik işte fabrika şöyle oldu böyle oldu. Sonunda demiş yanındaki o ağaçlıklar varmış. Nedir mezarlıkmış. Oraya mı ineceğim gideceğim demiş. Demiş tamam mı? Ben hulasa ediyorum. Demiş ki o felsefecilere. Yanındaki yaltakçılara,
geçmiş ile şimdiki zaman arasında fark var mı demiş. Bu soruyu sormuş, hiç unutmuyor. Yani kitapta. Geçmiş, yok. Patates yemeği şimdi de yemek. O zaman da sıkıldık, şimdi düşe kalka. Ortalama aynı. Peki, madem şimdiki zaman geçmişten pek farkı yok. Gelecek zaman ile şimdiki zaman farkı var mı? Yok, ortalama aynı. O zaman ben dedi, niçin sıkıntı çekiyorum ki? Ahiret olmayınca, Allah Resulü ne diyor? İki günü eşit olan kaybetmiştir, zarardadır. Yani hakikaten, hakikaten inanın bana, ahiret inancı yoksa yaşamanın mantığı yoktur. Niye yaşıyorsun ki? Dün ile bugün eşit, yarın da aynı. O zaman niye sıkıntı çekeyim ki? Peki, intihar etmeye çare midir? O öyle düşünmüş. Yani pil bitiyor. Öyle demiş ateist. İnsan pile benzer diyor. Biter diyor. Atarsın çöpe. İnsan da pil gibidir. Ama bir şeye dönüşmeden bir şey yok olmuyor. Pil videoya dönüşmeden pil bitmez. Odun yanmadan odun ortadan kalkmaz. Enerjiye dönüştü. Odunu yaktın, enerjiye dönüştü. Bu pil videoya dönüşmeden pil bitiyor. Hayat bitiyor ama videoya dönüşüyor. Videoya dönüşüyor. Yani bir şeyi ortadan kaldırabilmek için bir şeyi dönüştürmeniz gerekiyor. Yani hayatı yok edemezsiniz. Çünkü hayat madde gibi değil ki ölsün. Hayat, pil mesela, boş dolu olsun, kiloya gelmez ki. Yer çekimi kanunun dününü, bugünü, yarını... Pillerken geciz... şarjı değil mi abi? Şarjı kastediyorsun. Evet. Şarj yani. Şarj yani. Pillerken normal pil değil. Yok yok değil, o değil. Evet. İçindeki enerji. Enerji diyorsunuz. Enerji diyorum, pilin içindeki enerji. Enerji. Enerjinin dünü, gecesi, gündüzü, soğuğu, sıcağı, tipi, yakışıklı, kadın, erkek... Enerjinin erkeği kadını var mı? Ölür mü yani? Ne yapar? Dönüşüm olur. Fırında ekmek pişirir. Bilgisayarda bilmem ne yapar. Wolfram telinde şık olur. İnşaatta güç olur. Celaskal çeker. Ne olur? Ortadan mı kalktı? Bir şeyi bir şeye dönüştürmeden ortadan kalkmaz ki. Hayat böyleyken... En cami hakikat olan insan hayatı ahirete dönüştürmeden dünyada nasıl alacaksın ki? Nereye koyacaksın bir yere koymadan? Aa burası iştiktir denilebiliyorsa ve gösterilebiliyorsa, parmakla gösteriliyorsa o hiçlik değil. O sen hiçlik ismini verdin. O varlık, varlığın ta kendisidir. Aa şurası iştiktir. Öldü nereye gitti? Hiçliğe gitti. Ha bir yere gitti yani. İsmini öyle vermişsin. Bir yere gitmiş yani. Giden bir yere gidebilmişse gittiği yerin en güzel delilidir gidebilmesiyle. Gitmiş ya. Siz böyle bir yer olmasa nereye geleceksiniz? Evet. Gözden kayboldu. Ama senin yanında değil diye birisinin yanında işte. Evet. İnsaniyet mideleri arkadaşlar. İnsan hani diyoruz ya olan insanlığın mı gitti? Hata yapıyor. Hatırlayın, ona insan değil miydi ya? İnsanlık yok ya. Dediğim şey var ya. İşte midelere bakın. Akıl mide, kalp mide, ruh mide, insaniyet mide. Bunlar da gıda istiyor. Akıl ilim ister, marifet ister. Muhabbet ister kalp. Lezzet-i ruhani ister ruh. İnsaniyet de insana uygun bir yaşamak ister. Doğruları ve yanlışları olması lazım. Ve öyle arzuları ve maklapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini. 1 milyon sene. Dünya var ya dünya şu küre. Senin Alaaddin hocam. Abidin hocam. 1000 sene. Ne kadar diyor? 1000 sene değil mi? Sana 1 milyon sene ömür. 1 milyon. Ve dünya saltanatı verecek. Ama sonunda Adem'e eşliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli küçük bir ömürle
bir vücudu mu istersin? Yani böyle bir format, ondan sonra ezeli ve ebedi, sonsuz. Ya ne kadar uzun dahi olsa, bir trilyon olsa ne olur? Sonsuzluk karşısında matematikçimiz nerede? Matematikçi vardı. Kim? Seyit. Sonsuz mesela. X bölü sonsuz. Tanımsız. Bir tanımıyor ki. Yok. 1 milyon ömür olsa sonsuzun karşısında değeri mi var? Yok kardeş. Cehennem de olsa bepe isterim derken. Ya. Enteresan. Onu da şurada söylüyor. Niçin biliyor musun? Bak onu sen söyledin. Bak açacaktım ki zaman olmaz dedim ama. Bak söyledin. Elbette hakiki insaniyetini kaybetmeyen, beka isteyen insaniyettir. Hakiki insaniyetini kaybetmeyen. Nefis ise an ister. Nefisin şu özelliği var. Allah diyor ki bu günahı yapma. Sana buna mukabil cennette sonsuz şunu vereceğim. Diyor ki nefis, beden. Ben öyle uğraşmam, taksitle çalışmam. Ben hemen peşin. Emanet peşin satan, taksit satan dükkanı var. Şimdi nefis, ya Allah diyor ki ya vazgeç şundan 10 dakika ya. Sonsuz vereceğim, ben öyle taksitim işim yok. Peki, cehennemin o haşir meydanında olsa, cehennemi ister mi nefis? İstemez. Keşke yok olsaydım der. Ama insaniyet ise, ya leyteni küntü turaba, keşke yok olsaydım demiyor. Mesuliyeti almayan, başka şeylere zemin olan toprak olsaydı. Ama var olsam ama mesuliyetim olmazsa. Bazen benim bir tane maviş var kuşum. Bırakmıyor beni yani burada okurken kalemime. Şurada. Vallahi bazen özeniyorum, bazen de utanıyorum kendimden. Olur mu? Ya böyle bir hayvan olsam da mesuliyetim olmasa. Ulan dedim bu ezeli ebedi ruhu hayvan olacak. O da değmez dedim ya. Vicdanım kabul etmiyor ya. Yani bu şey sorumluluk almak için, böyle korkmak için de ezeli ve ebedi de hayvan olmaya da değmez yani. Tamam. Yani adam yani peki Allah bir şey zor bir şey mi istedi ki kaçıyoruz? Siz bulutun üzerinde namaz kılacaksınız, suyun üzerinde yürüyeceksiniz dendi de mi yapamadık da ahiretten korkuyoruz? Öyle bir şey istemedi ki. Hasan abi oradayken, buradayken, dünya hayatındayken cehennem dahi olsa ebedi istiyoruz. O insaniyet. Buradayken bunu istiyoruz insaniyet boyutuyla, hakkı insan. Ama mahşer meydanında abi cehennem önümüze konulunca o zaman yok olmayı istiyoruz. Hani keşke toprak olsaydım var ya, oradaki bakış açısı yani o... Bu onu okuyun bak bir daha sor. Abi yok olmak değil ki. Okuyun bak bir daha bunu talep edin. Elbette oradayken yani. Hakiki insaniyetini kaybetmeyen bir intibaha gelmiş o insanın hayali, sevinç ve beşaretle beden, derinden derine teessüf eyvahlarla saadet ebediyenin bulunmamasını alacak. Şu, insaniyet nedir? Bütün esmaların aynı oranda armoni olmasıdır. Yani bütün, biz şunu isterim, şunu bu kadar derken esmalara mazhariyetimiz dengesiz böyle. Adaletin, hikmetin, merhametin, iniş çıkış, kalp şeyi gibi, integresi gibi böyle. Böyle oldu mu, esmaların bütünlüğü insaniyet. O nispette onu ister. Beka ister. İsmi Hakk'ın cilvesidir diyor. Evet. Hak istiyor. Yani biz burada diğerlerini bastırmışız. Bir tane haf duygumuzdan dolayı bunu yapıyoruz. Bir duygu. Yani bir esma. Ahirette yok olmak istemiyor galiba. Toprak olmak istemiyor. Orada hani şeyde geçiyor abi. Yani keşke toprak olsaydım. O yokluk değil ama. Şimdi, yok yani işte onu soruyorum yani. Evet. Orada yokluktan donukluk mu, matlık mı, hayvaniyet boyutu mu? Hayır. Onu, ya bu, sorumluluğum olmasaydı da. Yani ama gene bir insan olsaydım ama. Yani sorumluluk bırakılmıyor. Yani varlığı bırakmıyor. Adem'e göre vücut, nimet. Yani keşke yok olsaydım diyen tarafımız var. Cehennemin karşısında. Ama o ayrılacak tabii. Nefis, ruh hepsi ayrılacak böyle tek tek. Şu masadaki gibi. Hani bu benim aklım, bu benim kalbim, bu midem, karaciğerim der gibi. Orada nefis yok olsaydım der. Nefis. Anladım. Usta diyor ki vicdane. Nefis. Burada da diyor ki insaniyet. İnsaniyet nedir? Esmanın bütünlüğüdür. Gene kaçış üstüne nefis geldi. Evet. Geçiş, kaçış yapan o. Nefis denen bir adam var burada. Yani bir varlık ya senin karşına dikilmiş.
Hani aklımın şerinden aklımı kurtaramıyorum ya, var ya iki günde melonun istiyorum Mustafa, bir şey oldu. Ya ben rahatlamak için derse gidiyorum Mustafa, bak edebiyatçısın, kitap okuyorum, rahatlıyorum. Çıktım birkaç gün sonra, ya başka birisi gelmiş, sanki dışarıda kimse yok. O bilgilerimi, yani beni rahatlatan, düze çıkartan birisi geldi, altına uyuyor. Dibine uyuyor, çökertiyor o sarayı. Beni kötü hissettirmek için elinden geleni yapıyor, yapmıyor mu? Ya bu aklım rahat iken başka bir akıl gelip de bunun dibini kim oyuyor, hangi akıl oyuyor? Hani birisinin aklı var, bir akıl var, benim aklıma bela. Mevlana der ki ona, kimdir bu? Ben ne güzel aklımla rahat etmiştim, daha uğraşmayacaktım, öğrendik bitti. Ama başka bir akıl geliyor, o akla tepelaş olmuş. Diyor ki, ney var ya ne? Altı tane üstte. Bir tane de altta deliği var. Şimdi çalar. Muhammed'e, Muhammed'e diye çalı. Sebap. İlahi. Geldi bir başkası. Yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, virane ettin. Şarkı türkü çalıyor. Günah. Bu ne? Fasık mıdır, alim midir? Bu günah sebebi var mı bu neyin? Kimindir o? Öfleyin. Dikkat et. İkisi de nefes öfürüyor. Farklı ses çıkmasını anlamlandıran nedir? Şunlar. Sıralama farkı. Eylem, eylem. Her öfleme kaya attır. Bu parmakların hareketleri yaşantıdır. Herkese enerji veriliyor, öfürülüyor. Şu ne bu? Buraya öfürülüyor. Bu onu değiştiriyor veya farklı bir şeye dönüştürüyor. Bu dönüştürüyor. Bu. İki, peki kim öfürüyor? Bu hayata şeytan öfürüyor, melek öfürüyor. İnsan da neye benziyor? İçi boş. İçi dolu olsa ne olmaz? Peki yedi tane delik ne demektir? Ya yani, dimağın yedi mertebesidir. Kapıyı açar mısınız? Kapı açık olsun. Ya yani şeyde kaldırır mısın Mehmet? Sökebiliyorsan sök. Böyle. Tut öyle. Sökülmez abi. Sökülmez mi? Tamam. Sökülmez. O zaman bir yerden açalım mı böyle? Çok çok karanlık. Açsana. He. Bu karışık panellerini de kapatın gençler. Kapalı zaten. Kapalı ha. O zaman bir yerden böyle üstten böyle yapabilirseniz. He. Size de çarpmasın. Öyle rahat edin. Biz böyle eli kefiz böyle. Sıkılmaya gelmeyiz pek. Tamam. Onu Bektaşi'ye nispet ederler ama benim yani. Böyle sıkılmaya gelmeyiz. Nasıl rahat oturmak istiyorsan öyle oturun. Gaye şudur. Bir kelime, bir mana, bir his, bir anlam sizi fark ettirmişse ona nihayetsiz şükredin. Çünkü niye? Neticesi sonsuzluktur. Yani faninin en büyüğü bakinin zerresine gelemez. Onun için zerre kadar imanınıza yakın bir şey söylenmişse, bir hoşunuza gitmişse, şöyle yaptınsa imanınız arttı anlamındadır. Şu dinliyorsun ya, bir ders, bir örnek verildi, bir hal oldu, bir veya içinde oh, bir anlamadın ama içinde bir hoşluk var. Heh, o şu demek. Heh. Aşağı indi demektir. Aşağı indi demek, iman ya. Onun da karşılığı yok dünyada. Tamam mı? İmalathane yapıyoruz şu anda. Biraz sonra zaten keseceğim. Sana 1 milyon sene ömür ve dünyanın yuvarlağı, küre sana verilse ama sonunda yok olacaksın mı? Yoksa fani birkaç sene ama sonunda sonsuz olacaksın. İnsan bak ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem dahi olsa beka isterim. Bu insaniyetidir. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Elbette gayet cami mahiyet insaniye ebediyette fıtratın alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i, cüz-i ihtiyari ve fakr-i mutlak bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve faydedir ki onu kazanmak yolunda
dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Bak şimdi bitiyor. İnsan böyle et kemikten ibaret değil. Bir kere onu oturtalım. İnsan bu değil. Buna biz dediğimiz için başımıza bela geliyor. Biz buna ben dediğim için dünyaya talip oluyor. Çünkü bunun karşılığıdır dünya. Ruhun karşılığı değil dünya. Dünya bunun karşılığıdır. Tamam? Mahiyet insaniyenin hizmetkarının kuvve-i hayaliye. Hududu var mı? Hayali? Yok. Neler istiyor? Neyle kayıtlayacaksın ki? Cennet bile istemiyor hayal. Hayal hayal değil ha. Neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Öyle hissediyorsunuz. Mesela cinselliği hayal ettin, gürültüsünü, gazabı, kızmayı hayal ettin, düşünü hayal ettin. Vücut değişmiyor mu hormonlar? Değişmiyor. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız onu dönüşüyorsunuz. Bunlar ne demek istiyorum? İyi olmak istiyorsan iyi şeyi hayal et, iyi şeyleri düşün, ona dönüş. Kötü hissetmenin sebebi kendini, kötü şeylere odaklandığın için. İyi şeyleri düşünürken kendini kötü hissetmenin imkanı yoktur. Kötü böyle düşünüyorsun, o kafasını kırdı, ama bak ya nasıl dedi, niye baktı? O anda da mutlu olmak istiyorsun. Böyle bir dünya yok ya. Böyle bir şey yok. Senin elinde biliyor musun? Senin elinde iyi olmak. Ben iyi değilim, sıkıntı var diyorsan düşünceni değiştir. Onu gezdirme, mezdirmeyle olmaz. Baklava yemeğiyle göğsündeki ateş kalkmaz. Düşünceni değiştir Mustafa. Düşüncelerini değiştir. Ben sana, Rüştü abi derdi ki, hayalini bana ver, dinini sana vereyim. Lokomotif gibi der. Hayal nereye gidiyorsa o yediğin sözde seni oraya götürüyor. Sen oradasın. Hani sokakta var ya böyle adam yürüyor. Yürüyor orada mıdır? Oho Allah bilirine. Ha, şurada ama yürüdüğünü bile fark etmemiş. Oho caddeyi de geçmiş. Bazen araba sürerken oluyor. Ben de dalıyorum tamam. Oh ne güzel bir mana. Vallahi manayı takip ediyorum. İz. Araba sürüyorum ama iz sürüyorum. İz takip ediyorum. İnan içeren köye gideceğim diye Kartal'a gittim. Mübalağa etmiyor. E5'ten gittim ya. Göztepe'den dönmem gerekirken. Bir baktım ki. Oho. Ama ne dedim? Teselli. İyi elhamdülillah. Hemen telefonu çıkarttım. O tefekkür, mana hemen yok olmasın diye kaydettim ses kaydı. Peki ben orada mıydım? Neyi düşünüyordumsa oradaydı. Arabayı kim sürdü abi? Dışarıdan bakınca araba beni götürüyordu. İçeriye, içeriden bana bakınca araba benim içindeydi. Dışarıdan bakınca arabanın içinde ben idim. Arabanın arka koltuğuna birisi olsaydı, yandan birisi olsaydı, araba benim içinde. Arabayı o artık melekeler götürdü. Evet. Melekeler. Nasıl sen debriyaja gaza basarken düşünüyor musun? Yok. Telefonla konuşuyor, ne yapıyor? Melekeler. Malik olduklarımızlar. Onlar yapıyor. Biz tek değiliz ki. Mesela uyuduğun zaman seni sağa sola götüren, rüya gösteren kim idi? Sen misin? Sen olsaydın keşke şunu da görseydim demiyor musun? İstihare namazına yatarken nereye mesaj veriyorsun? Kimden soru cevap arıyorsun? Soru sorup da. Kimden doğruyu öğrenmek istiyorsun istihare namazı? Ve işin garip tarafı hadi yaptın. Kim senin neyle o gece yattığını kırıkanda sana gelip de cevap veriyor? Garip değil mi? İstihare namazı yapayım mı yapmayayım lan yavuz? Doğru mu yanlış mı? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Ne yapıyorsun? İstihare namazına yatıyorsun. İstihare namazında sana bir cevap geliyor. Ya senin böyle niyetle yattığını, gece yatağında kim geliyor bu karanlık kafana da orada seninle konuşuyor böyle yap bunu yapma. Kim duyuyor? Kim duydu? Kim bir haberdar oldu? Ondan sonra senin bir geçmişin var, serüvenin var. Sana en uygun budur diyen kim? Aynı mesele benim hakkımda kötüdür ama senin hakkında doğrudur. Demek ki dünya lezzetleri tatmin etmiyor insanı. Elbette gayet cami, mahiyet insaniye, ebediyetle fıtratın ana kadar sor işte. Okuduğumuz yeri bir de tekrar ediyorum, kesiyorum. İşte bu hadsiz arzu. Ne kadar arzumuz var? Ne istiyoruz arkadaşlar? Kalemle durdurabilir miyiz? Şu kadar istiyorum, ondan sonra istemiyorum. Nihayetsiz arzular var. Nihayetsiz arzu var. Emeller var. İstiyoruz. Ama elemler de nihayetsiz. En ufak bir insanın moral bozulsa, dişi ağrısa, gecesi gidiyor.
dünyası gidiyor, yok oluyor. Sonra arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i cüz-i ihtiyar. Peki neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Hiç. Ancak var olan ister bil, ister bilme, ister yap, ister yapma, dünya hayatı sana rağmen aşıyor. Yani gidiyor. Sen onu onaylarsan lehine, onaylamasan aleyhine gidiyor. Dere akıyor kardeşim. Sen olsa da olma. Ben bazen dereye gittiğim zaman Mustafa, oturuyorum da. Ben buraya gelmeden önce de akıyordu. Gittikten sonra da akacak. Ya ben görmeden bu niye akıyor diyorum. Hala anlamış değilim ha. Niye bu koda akıyor? Yani ben görmeden, çünkü benle anlam kazanıyor ya. Zannediyorum ki bu ben, bu benim. Ruhum, alim manadan hepsini seyrediyor. Çünkü böyle bir talebim var benim. Öyle bir bazen hale geliyorum ki, ya dağın tepesinde iki taşın arasındaki bir ot, ben görmeden bu alemden gitmesi yazığıma gidiyor. Onu böyle talep ediyorsam demek ki ruhum oraları görüyordur. Ama ille görmeyi göze indirgedik ya. Ya böyle bir insan yapısı ya. Ulan dağın tepesinde, yani Adana'nın Missis'in bilmem ne tepesinde iki taşın arasında ot var. E ben görmeden ölmüş yani. İnan yazığıma gidiyor. Ben görmeden nasıl gidiyor? Yani o derenin zerresini, o balık oradan geçerken, bunlar hep hayal ettiğim şeyler biliyor musun? Evet. Ben onları hepsini bir anda bilmek istiyorum. Demek böyle bir talebim var. Demek böyle bir ruhum var. Böyle bir ruh var. Böyle düşündüğün zaman olayın arkasına geçiyorsun. Namertim ölümden korku geliyorsa. Teris olacaksın çünkü o zaman. Hadisenin arkasına geçmişsin. Olay neymiş? Yani yok, niye ölmek istemiyorum? Portakal ağaçlarım vardı. Eşim vardı, arabam vardı. O gayem olmadı ki ondan ayrılmak bana azap olsun. Gayet etmemişsin ki onu. Tamam da ne azap verecek? Mesela bir tanesine sordum. Niye elinden korkuyorsun? Bunu da hoşuna gidecek. 64 yaşında bir abimiz. Niye elinden korkuyorsun dedim Mehmet amca. Ya oğlum dedi bizim köylü. Ne bileyim dedi. Yani ya dedim mesela nereden ayrılmak istemem? Ya şu kalandan ayrılmak istemem dedi. Başka? Dedi ki bu dedi haberlerden dedi uzak. Ya Brezilya'da ne var, Arjantin'de tamam. E başka? Ya bunlar dedi ya ne oluyor falan. Ya dedim haladan daha iyisi var dedim. Hala duymasın. Gideceğin yerde haladan daha iyisi var. O, ve dünyadaki haberler diyor sikitası gaybede ahiretin ceridelerine, gazetelerine düşüyormuş. Kimin ne zaman gideceği orada seni hep biliyorlar akraban. Senin ne zaman gideceğin oradaki akraban, oradakileri bilmiyor. O senden önce ölen dedelerin var ya. Senin torununu ne zaman gelecek, nasıl geliyor, ne yaptın hep biliyor. Gözüküyor, ceridelere düşüyor diyor. Şimdi dünya haberinden duymak istiyorsan oraya gidince ezel ve ebed bütün haberleri seyredeceksin. Hala sana verilmekle beraber huri de verilecek. Burada bir şey seyrederken orada bir anda her yerde olacaksın. Lan ne kaybın var ki korkuyorsun şimdi? Tam bir tane kaybı söyle bana. Portakal yiyecektik, orada da iyisi var. Burada oturuyorduk evde, her yerde olacaksın. Buraya gelmek istiyorum, buraya da gelebiliyorsun öldükten sonra. Ruhani kuşların cefine girebiliyorsun. Hakikaten Mustafa ne kaybı var ya? Niçin biliyor musun? Biz ölümle korkmuyoruz. Günahımızdan korkuyoruz. Eyvallah. Kendimize güveniyoruz. Demiş ki baba demiş. Cennete, sen cennete gideceksin baba korkma sekeratlarını. Laz bizim de. Demiş ki baba teselli veriyor korkma cennete gideceksin. Doğru oğlum ama uşağım demiş. Umam ayırım. Cennete gideceksin korkma. Doğru dersin ama umam ayırım. Bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim size. Allah ve ahirette ümitli oldun mu senden daha dünyada bahtiyar kimse yoktur. Onun da alameti kendinden lezzet alıyorsun. Kendinle barışık oluyorsun. Kendinle kavgalı değilsin. Olayların arkasına baktığın için kavgalar, hadiseler sana ancak ibret veriyor. Eylem, sıkıntı sana basamak oluyor. Arkaya geçtin mi olaylar zaten böyle olması lazım. Rüştü abiye dedim ki Rüştü abi niye böyle oluyor? Cevaba bak. Lazımdır ki böyle olsun. Sen dedi mesela şöyle Mustafa. Şöyle bir portre yani resim düşün. Büyük. Senin
Sana sırf ucundan şurayı gösterdik. Hani siyah bir çizgi. Genelin içinde bir nokta. Genel hakkında fikrin olur mu? Hiç görmediğin resim. Bir nokta var. Biz dünyada böyleyiz. Genel, ezel ve dediği görsek bir an dünyada kalmayız ya. Dünya hapishane ya. Zindani dünya denmiş. Zindani dünyadan bostani. Biz bilmediğimizden korkuyoruz. Korkma. Günahlarından korkma. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.